1948 yılında zamanın Kıbrıs valisi tarafından kurulan Anayasa Konseyi'nde üye olarak çalışmıştır. 1949 yılında savcılığa atanmış ve 1958 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Hükümetteki görevinden istifa ettikten sonra toplum problemlerinde daha aktif bir rol oynamaya başlamış ve Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığı'na seçilmiştir. Halkın Sesi gazetesinin haftalık İngilizce nüshasının hazırlanmasında da önemli rol oynayan Rauf Denktaş, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı ile İcra Komitesi Başkanlığı'na seçilmesinden sonra Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'ndaki görevinden istifa etmiştir. 1960-1963 yılları arasında Nacak gazetesini çıkarmıştır. 1963 olaylarından sonra Londra Konferansı ve Birleşmiş Milletler'de Türk halkının haklarını savunan Denktaş'ın Makaryos tarafından adaya dönüşü yasaklanmış ve istenmeyen adam ilan edilmiştir. Bu sürede Ankara'da dış işlerinde Kıbrıs dairesinde çalışmıştır. 1964 Temmuz'unda öğrencilerle birlikte gizli yoldan Kıbrıs'taki Erenköy'e çıkmıştır.